Arkadaşlar herkese hepinize merhabalar. Özal Durdu yeni bir videoma karşınızdayız. Arkadaşlar bu gördüğünüz bir notebook küçük. Letgo üzerinden almıştım bunu 300 TL'ye. Buna RAM'i 1 GB'tı, 2 GB'a çıkardık. Bir de buna Windows 10 yüklemiştiler. Çok kasıyordu, donuyordu, hiç filmler bile oynatmıyordu. Sonradan biz buna 40 TL'lik bir format attırdık bu laptopa. Windows 7 galiba yüklendi diye tahmin ediyorum. Şu anda bir tane de bunun altına, buralarda çok aşırı ısınma meydana geldiği için RAM'lerde aşırı bir ısınma RAM'de meydana geliyor. Bunun işlemcisi zaten çöp diyebiliriz. Ama nedir maksat? Bizim işimizi görsün diye, fazla da ısınmasın diyerekten arkadaşlar. Altına benim eski notebook, yani laptop soğutucunun üzerine koydum ki maksat burayı soğutsun. Fazla da donma kasma yapmasın hesabı diye. Gördüğünüz gibi birazcık donma kasma yapıyor ister istemez. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi tam ekran yapalım. Ne? Evet, görmüş olduğunuz gibi. Şimdi ben size kaç pikselde oynatıyormuş. 360 da oynatabiliyor. Aslında 1080 var ama 1080'i açmaz. Bir deneyelim bakalım, açıyor mu açmıyor mu gibi. Deneme yapacağım bakalım, açar mı açmaz mı göreceğiz. Ama çok gördüğünüz gibi donma kasma yapıyor. Netbook'un arka kısmını göstereyim hemen arkadaşlar. Arkasında şöyle bir işaret var. Atom işlemci arkadaşlar bu. Göstermeye çalışayım. Kamera netlerse, odaklarsa. İşte görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, atom işlemcisi. Şimdi 1080p aldığım için arkadaşlar çok donma yaptı. Yine mecburiyetten görüntü kalitesini düşüreceğim. 1080p'den 480p alayım bakalım arkadaşlar. 480p'de ne yapıyormuş? 1080p'de oynatmadı. Çok donma kasma yaptı. 360p'de rahat oynatıyor. 480p'de de yine çok hafif donma kasması, çok hafif yapıyor. Çok fazla da belli ettirmiyor ama en ideal arkadaşlar buna 360p olarak şey yapabiliriz. Klavyesi bu şekilde arkadaşlar. Açma kapama tuşu şurası, sağ tuş. Şurada da internet üzerine bir wifi kablolu takarsanız bu tarafa çekeceksiniz ki kabloyla kullanabilmeniz için. Evet arkadaşlar. Bu da bu şekilde. Yani şöyle sağını solunu göstereyim. Bir adet şarj girişi, USB girişi var. Kulaklık çıkışı mevcut. Burada da 2 adet USB var mıymış? Evet, 2 adet USB, bir adet Vega çıkışı, bir adet de internet girişi var. Kablolu olduğu için biz şu an Wi-Fi'den bağlanıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Evet. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bunun işlemci aslında çöp. Bunun işlemciye bir baktırılması lazım. Veyahut da bunun temizliği yapılmış mıdır? Termal macunları falan yenilenmiş midir bilmiyoruz. Bunu da ancak bilgisayarcıya gitmesi lazım. Elden geçirilmesi lazım ki adam olabilmesi için, elden geçmesi için. Evet arkadaşlar, şimdi bu kadar. Görüşmek dileğiyle.